Nasıl su ya? Zehir ya. Yazdık ya. Burada hayvanlar su içmiyor arkadaş ya. Ne yani, bu yiyecek içecek sadece insanoğlu için mi ya? Hayvanlar için yok mu yani? Bu suda hayvanların su içme hakkı yok mu? Şu anda şu tahribat sadece hayvanlara verilen yani tahribat insanlığa değil. Yani hayvan hayata şey yani, ya, zarar ya. Küçücük çıkarları için tüm canlı neslini yok, yok ya. Etmeye kast edilmiş bir ahlaksızlık var burada. Ha ya, ben çocukken burada çimiydim abi ya. Evet. Çocukken ben burada yüzüyordum ya. Ama şimdi yüzülmüyor. Zehir atmış şu anda. Şimdi gelin giderdi sen ölüm. Kahramanmaraş'ın hemen yanı başında. Ha ya. Aksu. Çayı. Aksu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Fabrikaların pis atıkları yüzünden rezil olmuş durumda. Ha ya. O kadar pis akıyor, o kadar pis kokuyor ki. Yani evet, canlıya rastlamak imkansız. Ve mahvedilmiş durumda. Yani duyarlılık istiyoruz. Ve yanı başında da insanlar hayat yaşam merkezi kurmaya çalışıyorlar. Şu görmüş olduğumuz sahada. İşte Maraş'ta olan 6 Şubat depreminden sonra çadır gelip kuranlar, konteyner koyanlar. Yani burada bir yaşam altyapısı oluşturulmuş ama hemen yanı başlarından da ölüm akıyor. Ha ya. Şimdi ikisini yan yana koyduğumuzda kendi çıkarları için rüşvet altyapısıyla ve ahlaksız teklifleriyle koskoca bir şehri zehirleyen bir fabrika zinciri mevcut bu suyun arkasında. Bunlar atık tesis kurmamak için, atık tesisi kurmamak için belli ki devletin içinde birilerini yemliyorlar. Bu da şu anda şu akan suda rüşvetin aktığını görüyoruz arkadaşlar. Buram buram rüşvet kokuyor. Buram buram ahlaksızlık kokuyor. Buram buram pislik kokuyor. Yani ülkenin yöneticilerine sesleniyorum. Şu çirkefi görüp de, şu ahlaksızlığı görüp de hala susuyorsanız insanlığınızdan utanın diyorum. Yazıklar olsun sizin yöneticiliğinize, yazıklar olsun sizin insanlığınıza. Evet, tüm kamuoyuna sesleniyorum. Bu gibi ahlaksız yapıları çökertmek ve gerçek manada bir insanlık oluşturabilmek için kamuoyu desteğine ihtiyacımız var. Siz değerli dostları da bu desteğe davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.